Sayın Başkanım hayırlı olsun. Güzel bir kongre. İki gün itibariyle nasıl buldunuz önce kongreyi? Gayet iyiydi. Taraftarımız sağ olsun geldi. Kongrelerimiz destek oldular. Teşekkür ederiz. Ekonomik anlamda sürekli elinizi taşın altına koyuyorsunuz ve sürekli ekstra ödemeler yaptığınız söyleniyor. Bunlar önemli konular değil, bizim işimiz. Şu an ekonomik durumu nasıl? Bugün itibariyle hiçbir oyuncumuzda 1 TL borcumuz yok. Prim borcumuz yok. Her şey düzenli olarak devam ediyor. Peki taraftan çok merak ettiğim soru, isim vermiyorsunuz. İsim tabii ki vermeyiz. Kaç transfer? Hocamızın istediği tüm transferler yapacağız. Kaç istiyorsa. Başkanım? Ne kadar istiyorsa. Rakam belirli yani, mi? Siz görüştünüz siz geçtiğimiz günlerde. 3 veya 4 transfer olacakmış gibi duruyor. Sol bek, kenar forvet. İsim yok, bölge yok. Hocamızın dediği herkesi alacağız. Gervinho. Ne olacak? Dondurma durumu? Gervinho'nun durumu şu anda tabii anlaşmasını doldurmak durumunda kalacağız. Çünkü transfer yapmamız için bu şart. Ama kendisi de inşallah bir önce sağlığına kavuşur. Başkanım ben ek olarak bir soru sorayım. Eğer sürpriz isimlere transfer teklifi gelirse tavrımız ne olur? Kimseye vermiyoruz. Hiç kimseye gidiş kapalı. Yok. Kapalı. Tamam. Şampiyon olana kadar kimse bir yere gidemez. Peki şey tamam. Spekülasyonlar var. Karadeniz takımlarına destek olacak tavrımız. Elimizden gelen bir şey varsa tabii ki olacağız. Bugün ne kadar olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah yani olma şansına sahip oluruz. Ama durumun ne olduğunu göreceğiz. Kimi talep ediyorlar, öyle bir talepleri var mı bir defa onu bilmiyoruz. Varsa, hocamız uygun görürse tabii ki onlara destek olmak durumundayız biz. Günlerde Giresun'un bir açıklaması olmuştu. Bunu bize resmi olarak gelen bir şey yok. Resmi olarak geldiği zaman başkanımız yönetim kurulu değerlendirir. Hocamız uygun görürse gereken şey yaparız. Peki başkanım, son olarak etkilemek istediğiniz bir şey var mı Trabzonspor'da? Yok. Taraftarlar da sizi çok seviyorum. İlgi vardı. Tek tek maçlara tek tek bakalım. Hocamızın, başkanımızın dediği gibi her maç 3 puan. Hiçbir şey yapmadık şu anda. İstanbul medyasında çıkan bu haberleri taraftarımız kulaklarını tıkasın. Herkes dengeli olsun. Sizler dengeli olun. Haberlerinizi yaparken daha dikkatli olun. Zaten dikkatlisiniz ama daha dikkatli olalım. Bu süreci hep beraber güzel yürütelim.